Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber yeni bir projeye başlıyoruz. Projemizin ismi YGS ve LYS deneme sınavları. Arkadaşlar bundan böyle senin biyolojin youtube.com/seninbiyolojin adresinde veya seninbiyolojin.com adresinde YGS ve LYS deneme sınavlarını yapacağım. Haftalık olaraktan yüklenecek şu şekilde olacak. Ben akışından bahsedeyim size. YGS'ye kadar her hafta bir tane deneme sınavınız olacak. Eğer ki bu deneme sınavının rengi şu an gördüğünüz gibi mavi ise, yani açık mavi ise arkadaşlar, bu orta seviye bir deneme sınavı demektir. Eğer ki birazcık daha koyu mavi renkte ise zor seviye deneme sınavıdır arkadaşlar. Eğer ki kırmızı renkte ise çok zor bir deneme sınavıdır arkadaşlar bu. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bu hafta yüklediğim arkadaşlar gördüğünüz üzere orta seviye bir deneme sınavı. Bunun haricinde önümüzdeki hafta, her hafta mesela bu salı günü olabilir, çarşamba olabilir, perşembe olabilir, değişkenlik gösterecek ama her hafta arkadaşlar bir tane deneme sınavı yükleyeceğim. YGS'ye kadar yaklaşık olaraktan 15 tane deneme sınavı yüklemiş olacağım. Ondan sonra da arkadaşlar YGS'den sonra da LYS deneme sınavı da yükleyeceğiz elimizden geldiğince. Onda da yaklaşık olaraktan 10 tane falan deneme sınavı yüklemiş olacağız. Yani bu proje kapsamında bayağı bir soru çözmüş olacağız arkadaşlar birlikte. Bizim ÖSYM tarzı projemiz vardı. ÖSYM tarzı sorular projemiz vardı Oğuzhan Hoca'yla. O projeyi her gün devam edemedik yoğunluktan ötürü. Bu yüzden de arkadaşlar bu projeyi yapma gereği duydum ben. Bu projede de arkadaşlar bir sürü sorumuz olacak ve beraber çözeceğiz bunları. Bunun haricinde yazılıya hazırlık videolarını devam edeceğim. Yazılıya hazırlık videolarını mutlaka izleyiniz. YGS tayfası da izlesin, LYS tayfası da izlesin. Size çok fazla şey katar. Onu da söylemekte fayda var. Onun dışında arkadaşlar bunun PDF'ini vereceğim ben size. Bunun PDF'i açıklama kısmında yer alacak ve seninbiyolojin.com adresinden indirebileceksiniz bunun PDF'ini. Cevap anahtarı da olacak fakat size tavsiyem önce kendiniz çözün. Ondan sonra arkadaşlar yapamadığınız olursa veya tekrar dinlemek isterseniz benden dinleyin arkadaşlarım. O şekilde yaparsanız daha sağlıklı olacaktır. Şu an gördüğünüz sorular çok çok üst düzey değildir. Orta seviye sorulardır. Bunun tabii ki de arkadaşlar zor seviyesinde birazcık terleyeceğiz. Çok zor seviyesinde artık bilmiyorum ne dersiniz bana bakacağız ona. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Ondan sonra da devam edelim. Otçul beslenen omurgalı bir hayvanın hücrelerini demişiz arkadaşlar. En tane glikoz girmiş tepkimeye, glikojen çıkmış ve su açığa çıkmış. Fruktoz ve glikoz girmiş, sükroz ve su açığa çıkmış. Hangileri gerçekleşir demişiz arkadaşlar. Şimdi bakın burada muhabbetim şu. Öncelikle kimden bahsediyorum ben? Hayvandan bahsediyorum. Şimdi bak hayvan diyorsam eğer ki bir kere bu hayvan ne yapacak arkadaşlar? Glikozu alacak. Glikozu fazla aldıysa atıyorum mesela 10 tane glikoz aldıysa ihtiyacı bunun 5 tane ise ne yapacak kardeşim? Bunu depo edecek. Nasıl depo edecek? Glikojen diye depo edecek. Eğer ki bu adamın glikoza ihtiyacı varsa glikojenini ne yapacak? Parçalayacak arkadaşlar. Tam tersi yönde. Birinci tepkimeye bak şimdi. Glikozu ne yapmış? Depo etmiş. Glikojene dönüştürmüş. Neymiş o zaman arkadaşlar? Glikoza benim ihtiyacım yok. Fazla var ortamda. O yüzden ben ne yaptım? Glikojene çevirdim bunu. Glikoza ihtiyacım varsa ya glikojeni ne yapıyorum? Glikoza çeviriyorum. Olay bu. Ben bunu hayvan hücresinde gerçekleştirebiliyorum. Tabii ki de gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Bu doğru. Yani bir ve ikinci öncül gerçekleşir. Bir ve ikinci öncülün olmadığı şıkta yiyelim arkadaşlar. Yani cevabım ya A şıkkı ya D şıkkı. Bakalım şimdi. Fruktozla glikoz birleşmiş sükroz oluşmuş. Şimdi bakın arkadaşlar. Fruktozu aldım. Glikozla birleştirdim. Açığa çıkan sükroz. Bakın tepkime bu yönde gidiyorsa eğer ki, şu yönde gidiyorsa eğer ki tepkime. Bu bir sentez tepkimesidir. Daha doğrusu dehidrasyon tepkimesidir. Sentez tepkimesi ise eğer ki açığa ne çıkmış? Sükroz çıkmış. Sükrozu kim sentezler? Bitkiler sentezler. Bu adamla gerçekleşecek mi bu? Gerçekleşmez. O yüzden 3 jortlar. Cevap A şıkkı ama şimdi benim esas sormak istediğim nokta bu değil aslında. Benim esas sormak istediğim nokta şu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakınız burada birazcık daha yukarı alalım şunu. Bakın burada arkadaşlar bir de diğer tepkime var. Ne yapmış abi? Sükrozu almış. Buna su eklemiş. Dördüncü tepkimeden bahsediyorum. Bakın şu tepkimeden bahsediyorum. Ne yapmış arkadaşlar? Açığa ne çıkarmış? Fruktoz açığa çıkarmış. Ve arkadaşlarım glikoz açığa çıkarmış. Bu ne? Ben dışarıdan gittim sükroz aldım. Pardon. Dışarıdan sükroz aldım ve bunu hidroliz ettim. Şimdi yukarı dön mü?
otçul beslenen omurgalı bir hayvan diyor. Otçul beslenen. Bitkiyle besleniyor adam ya. Bitkiyle besleniyor. Sükroz alacak mı adam, alacak. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Ama. Sükrozu sindirebilecek mi? Sindirebilecek tabii ki de. Bir sıkıntı yok bunda da. Ama arkadaşlar. Hücre içinde mi sindirecek? Hücre dışında mı sindirecek? İşte hücre içerisinde sindiremez arkadaşlar. Hücre dışında sindirir. Hücre dışında sindirecektir. Soruda ne diyor bakalım biz ona bir? Hemen bakalım. Otçul beslenen omurgalı bir hayvanın hücrelerinde diyor. O yüzden arkadaşlar 4 jortlar. Benim esas görmenizi istediğim nokta 1 ve 2 değil. Benim esas görmenizi istediğim nokta 3 ve 4. Özellikle 4'tü arkadaşlar. Bu soru bu yüzden burada. Cevap A şıkkı olacak. Devam. ATP su koymuşuz. ADP artı P artı enerji elde etmişiz. Buna göre hangisi yanlıştır demişiz. Bakalım hangisi yanlışmış. Şimdi özellikle şundan bahsedeceğim ben size. ATP'yi aldım, parçaladım. ATP'yi aldım, parçaladım. Birincisi ne olacak arkadaşlar? Bunun bir özel bir ismi var. Defosforilasyon. Neden defosforilasyon? Ne yapıyorum çünkü arkadaşlar? Buradaki fosfatı kırıp ADP'ye çeviriyorum. Ve bir tane fosfat açığa çıkartıyorum. Bunun tam tersini yaparsam, tepkime bu yönde giderse eğer ki. İkincisi ne olacak o zaman? ADP'ye fosfat ekliyorum. Ne olacak? Fosforile ediyorum. Yani fosforilasyon. Bunların isimlerini bilmekte fayda vardır. Bakalım şimdi şıklarımıza bir. 1 ve 2 nolu olan enzimler görev alır demişiz arkadaşlar. Şimdi enzimler illa görev alacaklar. ATP'nin hidrolizinde bunu çevirirken veyahut da bu tepkimede arkadaşlar hem defosforilasyonda hem fosforilasyonda enzimler görev alacaklar illa ki. Çünkü olay canlı bir adamdır. ATP canlı hücrede bulunur biliyorsunuz arkadaşlar. Cansızlarda bulunmazlar. Ve arkadaşlar burada bir enzim kullanılacak. Tabii ki de bu enzimin ismini vermiyoruz. Çünkü enzimleri arkadaşlar isimleri bilmenize gerek yok bu noktada. Bakın bu noktada diyorum hepsini bileceksiniz diye bir kaydı yok ama bazını bileceksiniz tabii ki de. Bu doğru. İki nolu olay solunum fotosentez, kemosentez ile gerçekleşir demişiz. Şimdi bakın iki nolu olay ne kardeşim? Fosforilasyon. Şimdi fosforilasyona baktığın zaman fosforilasyon kaç ay alıyor? Fotofosforilasyon var. Kemofosforilasyon var. Substrat yüzeyinde fosforilasyon var. Bir de oksidatif fosforilasyon var. O zaman baktığın zaman oho kardeşim 4 tane adam var. Fotofosforilasyon nerede geçiyor arkadaşlar? Fotosentezde. Kemofosforilasyon nerede geçiyor arkadaşlar? Kemosentezde. Solunum diyor. Solunum nerede kardeşim? Oksidatif fosforilasyonda. Oksijenli solunum gerçekleşiyor. Hem glikolizde ne gerçekleşiyor kardeşim? SDF gerçekleşiyor. Tüm canlılarda ortak. O zaman gerçekleşimi tabii ki de arkadaşlar gerçekleşir. Şimdi bakın bu soru basit bir soru aslında. Ama ben burada C şıkkına kenetlenmenizi istemiyorum. Burada özellikle size tavsiye edeceğim nokta şudur. Biyolojide arkadaşlar bunu bir fizikte kimyada yapamazsın ama biyolojide yapabilirsin. Biyolojide soru kolabilir arkadaşlar. Mesela bu soru çok basit. Ama A, B şıkkına, D, E şıkkına bak bir. Sana ne vermiş soru? Yani sorunun içerisinden soru çıkar. Bu şekilde yaparsan eğer ki biyolojiden çok fazla şey kaparsın. Şimdi bakın 1 ve 2 difüzyon ve osmoz olaylarında gerçekleşir. Sen biliyorsun ki zaten difüzyon ve osmozda ATP enerji harcanmıyor. Yani cevap kabak gibi ortada. Ama benim göstermek istediğim bu değil siz arkadaşlar. Benim göstermek istediğim A, B, D, E şıkları burada. İki nolu olayın gerçekleşmesiyle oluşan H2O hidroliz tepkimesinde kullanılır diyor. İki nolu olay ne kardeşim burada? ATP ne yapıyorum ben? ADP ne yapıyorum? P ekliyorum. Yani fosforile ediyorum ve su açığa çıkartıyorum. Bakın yazalım bu kısmı buraya tekrardan. ADP'yi aldım. Fosfat ekledim. Ne açığa çıkarttım? ATP açığa çıkarttım. Ve ne açığa çıkarttım? Su açığa çıkarttım. Bu tepkimenin ismi ne kardeşim? Sen biliyorsun ki bu tepkimenin ismi dehidrasyon. Dehidrasyon tepkimesinde su açığa çıktı. Ben bunu nerede kullanıyorum kardeşim? Tepkimeyi tam tepe taklak ters çevirirsem eğer ki. Yani ATP'yi alırım. Buna su ilave ederim. Yani parçalarım ben bunu. ADP artı P'yi. Bakın ne yaptım? Bu tepkimenin ismi ne peki kardeşim? Hidrolizdir arkadaşlar.
Yani burada hidrolizde kullanabilirim ben bunu. Doğru. 1 ve 2 no olaylar sadece hücre içerisinde gerçekleşir. ATP'nin parçalanması veyahut da sentezlenmesi daima, bakın unutmayın bu kısmı, daima hücre içerisinde gerçekleşir arkadaşlar. Bu da önemli bir bilgidir. Ama enzim deseydi bana ne olacaktı peki? Mesela enzimler deseydi ne olacaktı bana? Enzim derse hem hücre içinde etkinlik gösteriyor hem hücre dışında etkinlik gösteriyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tamam. Cevap C olacak. 3'e geldim. 3 tipik bir ÖSYM sorusudur arkadaşlar. Çok fazla sever bunu ÖSYM, bu tip soruları, böyle bir hikaye yazmayı falan. O yüzden bu sorunun burada var olmasının sebebi bu. Hikayemizi okuyalım. Kuzey Amerika'nın doğusundaki yaprak döken ormanlarda Amerikan kestanesi 1910 yılından önce baskın türmüş. Bakın soruyu okurken öyle kaba taslak, böyle hikaye okumuş gibi okumayacaksın tabii ki de. Soruyu okurken birazcık ne yapacaksın? Özen göstereceksin. Bakın ne demiş burada? İlk başta ne varmış? Amerikan kestanesi neymiş arkadaşlar? 1910 yılından önce baskın türmüş. Çizdim bunu. 90'lı yıllarda küf hastalığı nedeniyle yok olmuştur. Gitmiş. Küf hastalığı açan mantar türünün 1910 yılında Asya'dan New York şehrine ithal edilen fidanlarla geldiği düşünülmektedir. Yani gelişi güzel ne yapmış? Gelmiş. Ormanda kestane ağaçlarının yok olmasıyla meşe gibi ağaçların sayıca arttığı gözlenmiştir. Kestane ağaçlarının yok olmasıyla meşe ağaçlarının sayıca arttığı görülmüştür. Bakın hepsini çizmiyorum altına, dikkat edin. Bu olayın sonucunda 7 böcek türü yok olmuş. Yani bizim burada Amerikan kestanesi yok olmuş ve bunun sonucunda 7 tane böcek türü hak rahmetine kavuşmuş. Memeli ve kuş türü sayısında herhangi bir değişim yaşanmamıştır demişiz. Buna göre hangileri söylenebilir demişiz. İnsanlar farkında olmadan süksesyon yolu açmıştır diyor. Süksesyon artık zaten adın gibi biliyorsun sıralı değişim. Yani bir adamın yerine başka bir adam gelecek. Burada gelmiş mi bir adamın yerine başka bir adam? Gelmiş. Ne gelmiş arkadaşlar? Mesela Amerikan kestanesi ne gelmiş kardeşim? Meşe ağacı gelmiş. Bakın insanlar mı peki bunu yapmış? Farkında olmadan diyor, bak dikkat et. Bakın ne diyorum burada? Kestane ağaçtı. Nerede yazıyordu? 1910 yılında Asya'dan New York şehrine ithal edilen fidanlarla geldiği düşünülmektedir diyor. Şimdi ben aldım, ithal ettim fidanı. Gönderdim buraya abicim. Ne olmuş oldu arkadaşlar? Farkında olmadan ben ne yapmış oldum? Değişim gerçekleştirmiş oldum. Yani insanlar farkında olmadan ne yaptı? Süksesyon ulaştılar. Bir doğru. Kestane ağaçlarının yok olmasıyla beraber sadece bu ağaçlarla, sadece bu ağaçlarda yaşayabilen böcek türleri de yok olmuş olabilir diyor. Şimdi bakın ne diyor bana? Kestane ağacı, bakın nerede burada? Amerikan kestanesi var. Amerikan kestanesi yok olduğu zaman arkadaşlar ne olmuş? 7 tane böcek türü yok olmuş. O zaman ben böcek türü yok olmuş olabilir diyebilir miyim? Diyebilirim arkadaşlar. Bakın hep paragraftan çıkartıyorum. Yani bunu normal bir Türkçe sorusunun paragrafı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 3. Kestane ağaçlarının yok olması ekolojik dengeleri geriye dönüştüğü için de bozmuştur. Arkadaşlar şimdi bu paragrafa baktığım zaman ben geriye, bakın bozmuş ama şurada geriye dönüşsüz ifadesi birazcık bana ne geliyor? Saçma geliyor. Neden? Süksesyon sıralı değişimse eğer ki bir müddet sonra tekrardan bunlar normal koşullarda olacaklardır arkadaşlar. Bu yüzden de geriye dönüşsüz ifadesi burada cortlayacaktır arkadaşlar. Cevap ne olacak? 1 ve 2 olacak. Tamam. Bu sorularda genel itibariyle ÖSYM, bakın dikkat edin arkadaşlar. ÖSYM genel itibariyle hepsini doğru vermez. Dikkat edin, tamam mı? Hepsini doğru vermez ki kıl olsun diye soru. Dördüncü soru geldi şimdi. Bu da güzel bir soru. Tam ÖSYM'lik sorulardan bir tanesidir bu da arkadaşlar. Otçul hayvanların yedikleri besinlerde kimyasal enerjinin çoğu bitkilerin hücre duvarlarındaki selülozda bulunmaktadır. Bu diyoruz zaten. Ancak hayvanlarda selülozu yıkabilecek enzimler salgılanmamaktadır. Bakın önemli. Çizdim. Çoğu omurgalı otobur bu sorunu sindirim kanallarında çok miktarda mikroorganizma bulundurarak çözmüştür diyor. Ne yapmış arkadaşlar? Çok miktarda mikroorganizma bulunduraraktan çözmüştür. Yazdık bunu da. Otçul hayvanlarda selüloz sindirici mikroorganizma bulundurma dışında bitkilerden faydalanmayı sağlayan başka adaptasyonlar da bulunur demişiz.
Buna göre hangisi hayvanların selülozdan faydalanma oranını arttıran bir adaptasyon değildir? Bakın burada bize verdiği örneklere bakaraktan şu paragrafla iyi olup olmadığını bakacağız. Bu paragrafa bakacağız, tamam mı arkadaşlar? Buna bağlı kalacağım ben. Yani biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Biyolojide paragraf çözüyoruz resmen. Bakalım. Sığırların zaman zaman besini ağzına geri getirerekten tekrar çiğnemesi ve lifleri parçalayarak mikroorganizmaya yardımcı olması. Bakın ne yapıyor bu adam? Neden getiriyor, geviş getiriyor? Çünkü arkadaşlar bir fiziksel sindirim gerçekleştiriyor. Elimde büyük bir şey vardı. Ben bunu tekrardan iki defa ne yapıyorum? Sindiriyorum. Ne yapıyorum? Daha küçük parçalara veriyorum arkadaşlar. Ve bu da ne yapıyor kardeşim? Bizim burada küçücük olan mikroorganizmalarımız ne yapıyor arkadaşlar? Daha iyi bunu sindirmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. A şıkkı hakikaten de bununla ilgili, bir sıkıntı yok bunda. B'ye geldim. Tohumla beslenen kuşların kursağındaki sert çıkıntıların besinleri küçük parçalara ayırması. Bakın anlattığım muhabbetin aynısının farklı bir versiyonu. Birisi sığırda, birisi kuşta. O yüzden bu da doğru. Çıngıraklı yılanların ava zehir şırınga etmek için özelleşmiş dişlerinin bulunması. Şimdi burada bir ne var arkadaşlar? Av avcı muhabbeti var. Burada av avcı muhabbetinde ne yapıyorum kardeşim ben? Şırınga edip öldürüyorum avı. Üsttekiyle bir ilişkisi var mı? Yok. Üsttekiyle bir ilişkisi yok. Birisi Anya diyor, birisi Konya diyor. O yüzden bu cortlar. Koalanın mikroorganizma içeren kör bağırsağının 2 metre uzunluğunda olması. Şimdi bağırsak uzunluğu fazlaysa eğer ki ne yapacak arkadaşlar? Birazcık da sindirimi ne olacak arkadaşlar? Fazla olacak. Bu yüzden de arkadaşlar ne olacak? Bu da bununla ilgilidir. Bakın burada şunu istemiyor sizden ÖSYM. Sen gidip de sığırları veyahut da işte kuşları, çıngıraklı yılanları bil demiyor adam sana. Adam sana örneği kendisi veriyor zaten. Sen burada ne yapacaksın? Yorum yapacaksın sadece. Tavşanların kendi dışkısını yemesiyle besleyici ürünlerin sindirim kanalına ikinci kez geçmesini sağlaması. Bakın aynı muhabbet. Hep aynı muhabbeti tekrar ediyor. Bu da doğru. Cevap ne olacak arkadaşlar? C şıkkı olacak. Geldim 5'e. Bitkilerle ilgili çok fazla bilindik bir şey ama bunun grafiğe dökülmüş versiyonunu sorduğu zaman öğrencilerimiz diyor ki hocam bunun grafiğe dökülmüş versiyonu birazcık sanki böyle ben onu yapamadım falan diyor. Bakalım şimdi ne oluyor. Bitkiler yaşadıkları ortama yapılarında değişiklikler oluşturarak evrimsel uyum sağlamıştır demiş. Tamam. Buna göre hangisi doğru olur demişiz arkadaşlar. Şimdi bir kere kardeşim kütüküle kalınlığı varsa eğer ki grafikte, yaprak yüzey genişliği varsa ve stroma sayısı varsa şunu bileceksin. Kütüküle kalınlığı arttıkça ne oluyor arkadaşlar? Bitki eğer ki kurak ortamda yaşıyorsa kütüküle kalınlığı ne olacaktı kardeşim? Artacaktı. Neden? Şimdi adam kurak ortamda olduğu için mesela şu şekilde bir kuraklık var. Ortam çok kuraklık. Güneş böyle çöl derecesinde fazla bir güneşimiz var bizim burada. Bu bitki eğer ki bundan çok fazla etkilenmek istemiyorsa ne yapıyor arkadaşlar? Kütüküle tabakasını şöyle yapalım. Kütüküle tabakasını ne yapıyor? Kalınlaştırıyor. Böylelikle ne yapmıyor arkadaşlar? Bu ışın birazcık daha soğurularaktan iç tarafa geçiyor. Ama sen eğer ki ince bir kütüküle tabakasına sahipsen ne yapar? Bu ışın çok fazla geçer içeri. Çok fazla geçerse eğer ki ne olur? Bitki kurur arkadaşlar. Peki ben kurak ortamda yaşıyorsam eğer ki stroma sayım. Stroma sayıma baktığımız zaman arkadaşlar burada şunu bileceğim ben. Kurak ortamda yaşadığım için kardeşim ben fotosentezi fazla yapamam ben burada. Çünkü ortamda su yok abi. Karbondioksit alacağım, suyu da birleştireceğim ama suyum yok, suyum. Suyum olmadığı için de ben stoma sayımı fazlalaştıramam. Dikkat edin, stoma sayısı veyahut da stoma diyeyim ben buna. Stoma arkadaşlar nedir? Fotosentezin yapıldığı, gaz alışverişinin yapıldığı yerlerdir burası. Fotosentez yapılıyor mu? Burada yapılıyor. Neden? Kloroplast bulunuyor çünkü içerisinde. Bu yüzden kurak ortamdaki bitkilerde stoma sayısı arkadaşlar azdır. Bakalım bir de şuna bir. Yaprak yüzey genişliği. Şimdi yaprak yüzey genişliğine baktığımız zaman arkadaşlar böyle bir tane yaprağım var benim burada. Bu yaprak yüzey genişliği arttıkça arkadaşlar bunun üzerindeki kloroplast miktarı artacak mı kardeşim? Artar. Neden artar? Çünkü arkadaşlar yaprak yüzey genişliği demek fotosentezden daha fazla yararlanmak anlamına gelecektir. Bu yüzden de arkadaşlar kurak ortamda bitkilerde ne olacak kardeşim? Yaprak yüzey genişliği azalacaktır arkadaşlar. Bu bilgiyi verdikten sonra bakalım şimdi buna bir. Diyor ki stoma sayısı arttıkça kütüküle kalınlığı arkadaşlar ne yapar diyor? Artar diyor. Şimdi bakın
stoma sayısı artıyor. Kütükle kalınlığı artar mı? Artmaz. Neden artmaz arkadaşlar? Şu yüzden artmaz. Şimdi kardeşim şunu bileceksin bir kere. Stoma sayısı arttığı zaman ben ne yapacağım? Fazla fotosentez yapacağım anlamına geliyor bu. Fotosentez yapacağım da ben. Su yok ortamda. Kütükle kalınlığı arkadaşlar artar mı o zaman? Artmayacaktır. Ortamda bol suyun olduğu yerler nemli ortamlardır. O yüzden kütükle kalınlığı arkadaşlar ne olacaktır? Azalacaktır burada. Bu yüzden birincisi jortlar. Gelelim stoma sayısı yaprak yüzey genişliği. Stoma sayısı arttıkça yaprak yüzey genişliği artar mı? Evet artar. Şu yüzden artar. Çünkü arkadaşlar stoma nedir kardeşim? Fotosentezin yapıldığı yerlerden bir tanesidir burası. Şimdi fotosentez yapılıyorsa eğer ki o zaman ortamda ne boldur arkadaşlar? Su boldur. Nemli bir ortamdır burası. Yaprak yüzey genişliği artsın ki ben daha fazla fotosentez yapabileyim değil mi arkadaşlar? Bu doğru bir grafik. Şimdi yaprak yüzeyi genişliğinin fazla olduğu yerlerde şöyle yapalım. Yaprak yüzeyi genişliğimiz çok fazlaymış. Şimdi burası yaprak yüzeyi genişliğimiz fazlaysa belki bizim burada kütüküle kalınlığımız az mı olacaktır sizce arkadaşlar? Evet. Yaprak yüzeyi genişliğim fazlaysa eğer ki ortamda ben ne yapıyorum demektir arkadaşlar? Güzel güzel fotosentez yapıyorum demektir. Kütüküle kalınlığım fazla olursa eğer ki ben fotosentez ne yapamayacağım? Yapamayacağım arkadaşlar. Çünkü ortamda su olmayacaktır. Bu yüzden bu tepkimede de arkadaşlar ne olacak? Doğru olacaktır. Cevap 2 ve 3 olacak. Soru güzeldir. Dikkat edin bu kısma. Tamam mı? Soru güzeldir arkadaşlar. 6 basit bir soru. Şöyle yapalım. Bir komünitedeki popülasyonun gelişme sürecinde büyümeyi hızlandıran olay hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Benim burada aradığım ne kardeşim? Büyüme. Büyüme ne olacak? Hızlanacak diyor. Bakalım. Besin miktarının azalması. Şimdi böyle bir tane benim arkadaşlar neyim olsun? Popülasyonum olsun. Popülasyon ne demek arkadaşlar? Aynı türlerin bir arada bulunması. Aynı tür olacak hepsi. Şimdi burada bir sürü popülasyon şeyimiz var, türlerimiz var. Burada bir sürü tür bulunuyor. Besin miktarının azalması demek arkadaşlar. Burada çok fazla adamın birlikte bulunup da arkadaşlar ne olacak? Besin bulamaması demektir. Besin miktarı azalırsa yani ne olacak bunlar? Dış göç yapacak. Dış göç ne yapar arkadaşlar burada? Birey sayısını azaltır. Popülasyon ne olacak arkadaşlar? Azalacaktı o zaman. Gitti. Dış göçten bakın. Bunu söylüyorum. Hemen arkasından bu geliyor. Dış göçten artması. Artarsa eğer ne olacak? Popülasyon büyüklüğü azalacaktı arkadaşlar. Doğum oranının artması. Doğum oranı artarsa eğer ki buradaki birey sayısı ne olacak arkadaşlar? Artacaktır. Bu bizim içe etkimizdir. Bu yüzden bu pozitif etki gösterecektir. Hastalıkların artması. Burada bir sürü birey vardı. Ama buradaki birey hastalık sebebiyle ne oldu arkadaşlar? Hak kıyametine kavuştu. Bu da azaltacaktır. Avcı türlerin artması. Bakın burada bir popülasyon var. Ve ortamda arkadaşlar farklı yerlerden bir sürü avcı geliyor. Diyor ki biz bu popülasyonu ele geçireceğiz diyor. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Buradaki türleri avlıyor. Bu da ne olacak arkadaşlar? Popülasyonun azalmasına sebep olacaktır. Cevap C. Basitti bu. 7'ye geldim. Memeli hayvanların olgun al yuva hücrelerinde zarlı organel bulunmaz. Çok karakteristik bir olaydır. Bulunmuyor. Sebebi şu. Daha fazla oksijen ve karbondioksit taşısın diye arkadaşlar. Hemoglobin daha fazla oksijen ve karbondioksit taşıyabilsin diye diyor ki kardeşim ben al yuvarım. Ben de organel bulunmayacak diyor. Ve hiçbir şekilde bulunmuyor arkadaşlar. Buna göre bir maymunun kanındaki olgun bir al yuvar hücresinde DNA replikasyonu, antikor sentezi, substrat üzeri fosforilasyon hangileri gerçekleşmez demiş. Şimdi bakın bir kere kardeşim şunu bileceksin sen. DNA replikasyonu diyor bakın. Burada arkadaşlar bundan DNA'nın replikasyonu. DNA'nın kendini eşlemesinden bahsediyorum ben burada kardeşim. Evet. Neyi bahsediyorum arkadaşlar? Eşlemekten bahsediyorum. Eşleme için ne lazım kardeşim bana? Eşleme için sonuçta arkadaşlar bir yardımcı elemanlar lazım bana kendimi eşlemem için. Bu gerçekleşecek mi peki arkadaşlar? Bakın DNA replikasyonu gerçekleşmeyecektir arkadaşlar. İkinciye baktığımız zaman ise antikor sentezi. Antikor sentezine baktığımız zaman arkadaşlar. Antikor sentezi demek antikor ne yapılı arkadaşlar? Protein yapılı.
protein yapıldı da kardeşim, protein sentezinin gerçekleşmesi için ne lazım burada bana? Ribozom lazım. Ribozom var mı şu an bende? Ribozom da yok abi. Organelim yok benim burada zaten. Organelim olmadığı için bu da gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Ne DNA replikasyonu gerçekleşecek, ne antikor sentezi gerçekleşmeyecek. Şimdi üçüncüye bak bir de. SDF. SDF tüm canlılarda ortaktır diye bir muhabbet dönüyor biliyorsunuz arkadaşlar. SDF, substrat ve fosforilasyon tüm canlılarda ortak olaraktan gerçekleşiyor arkadaşlarım. Tamam mı? Peki neden gerçekleşiyor burada arkadaşım? Bana bunu söyler misin? Şu yüzden gerçekleşiyor. Bak şimdi. SDF ile ben ne yapıyorum arkadaşlar? Glikolizde bulunuyor mu? Bulunuyor. Kaç ATP kazanıyorum ben burada? 2 tane ATP kazanıyorum değil mi? 2 tane ATP kazandığım için ben burada sonuçta arkadaşlar ne yapacağım? Sonuçta olgun alıyorum ben. Olgun alıyor olduğum için oksijen ve karbondioksit taşıyacağım. Ve benim yine enerjiye ihtiyacım olacak mı? Olacak. Bu yüzden ben buradan neyi karşılıyorum? Enerji ihtiyacımı karşılıyorum arkadaşlar. Cevap ne olacak? 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Hangisi gerçekleşmez diyor. 1 ve 2 olacak. Evet, devam bakalım. 8. Bir deney tüpünün içerisinde glikoz, amino asit, su, vitamin ve heterotrof. Bakın dikkat. Heterotrof beslenen bir bakteri kolonisi konuyor demişiz. Daha sonra T anında tüpe bakteride üreyebilen çok sayıda virüs ekleniyor. Yani bu virüsün ismini bakteriyofaj. Bakteriyofaj. Şimdi demişiz ki aşağıdaki grafiklerden hangisi virüs sayısındaki değişimi göstermektedir demişiz. Şimdi bakın burada T anından sonra kelimesi önemli bizim için. O yüzden bu kısmı bir şöyle yapalım. Bakın ne diyor? T anından anında tüpe bakteride üreyebilen çok sayıda virüs ekleniyor demiş. Bakın bu cümle önemli. Çünkü ben T anından sonrasını konuşacağım. Çünkü bana virüsü sorduğu için. Bakınız ortamda ne var bir kere bu? Glikoz var. Ne var kardeşim? Amino asit var. Ne var? Su var. Ve vitamin var. Bunları kullanacak olan adam kim arkadaşlar? Bunları kullanabilecek adam kim? Bakteri. Bizim elimizdeki bakteri nasıl bir bakteri arkadaşlar? Heterotrof bakteri. Yani hazırcı bakteri. Bizim bakteri bunları ne yapar arkadaşlar? Kullanır. Glikozu kullanır. Fazlası varsa glikojen diye depo eder. Biliyorsunuz bakteriler glikojen diye depo ediyordu. Amino asit alır kardeşim. Suyu alır, vitamin alır. Kullanır bunları güzelce. Bunu kullanacak adam kim? Bunun içerisine yerleşip bunu kullanacak adam kim arkadaşlar? Virüsler. Yani bakteriyofajlar. O zaman T anından sonra bizim virüslerimizde arkadaşlar artış olacak mıdır? Olacaktır. Neden? Çünkü ortamda hazır bir güzelcinlik bakteri var abicim. Bu yüzden. C jortlar mı? O yüzden jortlar. D jortlar mı? Bakın azalmış virüsler jortlar. Şimdi geldim, önüme ne geldi? A şıkkı var, B şıkkı var, E şıkkı var. Şimdi bak şimdi abiciğim. E şıkkına bakıyorum. T anından sonra virüs miktarı artmış, 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 azalmış. Şimdi bakteriyofajları hatırla. Adam aldı, bakterinin içerisine girdi ve ne yaptı arkadaşlar? Bunun etinden sütünden faydalandı. Bir süre sonra ne oldu arkadaşlar? Patlattı bakteriyi ve çoğalma gerçekleşti bunda. Bu azalmış ama. Bu da çoğaltı o zaman. T anından sonra sürekli bir artış var burada. Şimdi sürekli bir artış var. Yani çoğunuz şunda kalmıştır muhtemelen. A ile B şıkkı arasında kalmıştır. Şimdi şu yüzden bu. Diyelim ki ortamda 10 tane bakteri var diyelim. Bunu şu şekilde düşüneceksin. 10 tane bakterimiz var bizim burada. Bu 10 tane bakterinin ben 2-3 tanesini çizeyim. Bunun içerisine geldi, virüs girdi. Virüsler ne yaptı? Bakteriyofajlar ne yaptı? Çoğaldı, 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 çoğaldı. Ne oldu arkadaşlar? Burada mesela patlattı bunu. 10 tane virüs açığa çıktı. 10 tane virüs açığa çıktı. 10 tane virüs açığa çıktı. 10 tane bakteri olduğu için kardeşim 10 tane virüs hepsinde açığa çıktı. Çıktı, çıktı, çıktı. Bir sürü çıktı arkadaşlar. O zaman kaç tane virüs açığa çıkmış olacak? 100 tane virüs açığa çıkmış olacak. Daha sonra bu virüsü üreyebilecekler mi arkadaşlar? Üreyebilmesi için buradaki adamların ne gerekli arkadaşlar? Bakteri gerekli. Şimdi ortamda bakteri kalmadı ama.
Ortamda bakteri kalmadığı için buradaki grafik arkadaşlar durmadan yukarı çıkamaz. Bir süre sonra ne olacak arkadaşlar? Bakın arttı, 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 arttı. Ortamda bakteri kalmadığı için bu sabitlenecek arkadaşlar. Bu yüzden cevap B şıkkı. Biyolojide şunu bileceksin bir kere. Yorum yapma yeteneği çok önemlidir arkadaşlar. Tamam mı? Biyolojide yorum yapabilirsiniz eğer ki çok avantaj kazanırsınız. Haberiniz olsun. 9. YGS ve LYS'de geçen sene 2015 YGS'de ve 2015 LYS'de sormadılar evrim sorularından. Ondan önceki senelerde sormuşlardı ama geçen sene sormadılar. Bu sene sorma ihtimali yüksek olduğu için 9. soru evrim sorusu. Doğal seçilim organizmaların hayatta kalma şanslarını ve üreme başarısını arttıran özellikle destekler. Doğal seçilim şu abiciğim. Bunu salla. Doğal seçilim şu. Güçlü olanın hayatta kalması. Zayıf olanın elenmesi. Elenmesi değil. Tamam mı? Doğal seçim denince bu gelecek hakkına. Buna göre demişiz bir memeli türünün özelliklerinden hangileri bu türün doğal işleyen seleksiyon mekanizması sonucu ortaya çıkmış olabilir? Şimdi üreme sıklığına bakıyor. Üreme sıklığına bakıyor şimdi. Adam ne yapıyor mesela? Diyor ki kardeşim, üreme sıklığına bakıyor. Diyor ki ben diyor şu tarihlerde ürersem eğer ki veyahut da şu periyotlarda ürersem eğer ki benim hayatta kalma başarım daha fazla artıyor diyor. O yüzden bu ne olacak arkadaşlar? Doğal seleksiyonda etkili olacak. Yavru bakımı. Yavrusuna bakarken şimdi adam deniyor bunu. Diyor ki yavruma diyor şu şekilde bakarsam eğer ki diyor yavruların daha fazla hayatta kalıyor diyor. O yüzden yavru bakımını ne yapıyor kardeşim? Doğal seçim yönünü etkiliyor. Bir kere doğan yavru sayısı. Şimdi bir kere doğan yavru sayısı da arkadaşlar burada nesilden nesile ne olacak kardeşim? Yani sonuçta bir adaptasyon gelişecek. Bir doğal seçilim gerçekleşecek. Şundan da bahsetmekte fayda var. Doğal seçilim eşittir adaptasyon. Yani ne yapacak kardeşim? Adam bir kere doğan yavru sayısına baktığınız zaman arkadaşlar sonuçta nesilden nesile, nesilden nesile ne olacak arkadaşlar? Bir adaptasyon gelişmiş. Mesela diyelim ki 10 tane canlı doğdu ama arkadaşlar bunun 8 tanesi öldü. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Nesilden nesile, nesilden nesile ne oluyor arkadaşlar? Burada doğan yavru sayısı 5'e düşüyor mesela. Diyor ki çünkü az doğayım diyor, daha fazla yaşasın diyor. Mesela 5 tane doğumdan 4 tanesi yaşıyor diyelim. Nesilden nesile arkadaşlar ne yapıyor? Buradaki yavru sayısını azaltıyor. Diyelim ki diyorum tabii örnek veriyorum bu şekilde. Bu da arkadaşlar ne olacak? Doğal seçilimi etkileyecektir. Doğal seçilim işte adaptasyon unutmuyorsun bu kısmı önemlidir arkadaşlar bu. Modifikasyon değildir doğal seçilim. Dikkat edin bu kısma. Cevap E olacak bu yüzden. 9 güzel bir sorudur, haberiniz olsun. Geldik 10'a. Şimdi 10'da çok fazla yanlış yapacağınızı düşündüğüm bir sorudur 10. soru. Bitki tohumlarının çimlenmesi sırasında. Yani bakın bitki tohumları daha böyle minicik küçücük adamlar. Tam çimlenirken hangileri gerçekleşir diyor. Bilgiden önce şunu bileceksin bir kere. Bitki tohumları çimlenirken fotosentez yapmazlar. Neden? Adam daha çimleniyor. Bebek daha bu adam. Bebek. Fotosentez yapamaz ki bu adam daha ya. Işık enerjisini kullanaraktan kimyasal bağ enerjisi üretme. Bu nerede geçiyor arkadaşlar? Fotosentezde geçmiyor mu? Bu jotlar mı? Jotlar. Bir gitti. İkiye geldim. Nişastanın su ve enzim yardımıyla glikoza dönüşmesi. Şimdi adam gitti. Ne yaptı? Bitki sonuçta. Nişastayı depoladı. Ve ne yaptı arkadaşlar? Glikoza ihtiyacı var. Ve onu parçaladı. Güzelce kullandı ondan sonra. Ki bu daha bebek arkadaşlar. Bitki tohumları çimleniyor şu anda da. Bunun enerji ihtiyacı var mı? Var sonuçta. Bu yüzden bunu yapacak. Yapacak tabii ki de. Embriyonik kök hücrelerinin mayoz bölünmeyle gamet oluşturması. Üçüncü öncül dikkat. Bitki tohumları çimlenirken arkadaşlar gamet oluşturmazlar. Bu yüzden bu öncülü bu kısma koyduk. Bu da gitti. Cevap ne olacak arkadaşlar? Yalnız 2 olacaktır. Bu soru da önemli sorulardan bir tanesidir. Haberiniz olsun. Evet, şimdi bunun bu soru arkadaşlar birazcık uzun bir soru. Bakalım şimdi çok gıcıktı bu sorular ama belki sorabilir diyor ÖSYM. Soy ağacı sormaz da belki bunu sorabilir diye. Ha bu arada şundan bahsetmekte fayda var.
Hocam bu testte neden şey yok? Soy ağacı yok. Hocam bu testte neden bilim olarak biyoloji ünitesi yok mesela? Arkadaşlar önümüzdeki demelerde yapacağız onu da merak etmeyiniz. Melez DNA. Melez DNA demek şu demektir. Heterozigot. Heterozigot demektir arkadaşlar. Heterozigot ne demek kardeşim peki? Heterozigot şu demektir. A ise diğer ne olacak arkadaşlar? Küçük A olacak. Yani burada arkadaşlar ne olacak? İki tane farklı adamımız var bizim burada. Bakalım şimdi. Melez DNA'ya sahip bir bakteri ağır azotlu ortamda bir kez eşlendikten sonra bakteriler normal azotlu ortam alınaraktan iki kez daha bölünmeye bırakılıyor. Bunu arkadaşlar yapacak bir şey yok. En sağlıklı muhabbet şu. Melez DNA diyorsa bunun bir tanesi N14'tür. Bir tanesi ise arkadaşlar N15'tir. Yazdım bunu melezine. Ne diyor bana? Ağır azotlu ortamda diyor bir kez eşlendikten sonra. Al eline kırmızı kalemi. Ağır azotlu ortamda bir kez eşlenecekmiş. N15'te ortam yani. Ağır azotlu ortam diyorsa N15'te. Normal azotlu diyorsa N14'tü. Eğer ki arkadaşlar bu melez DNA'sa hem N14'ü içerecek hem N15'i içerecek. Peki ağır azotlu ortam bir kez eşlenecek diyor. Eşlerim hadi arkadaşlar. Şunu alayım ben maviyi. N14'ü yazdım. Bakın bunu açıyorum. Yazdım. N15'i yazdım. Karşılarına kim N15 olduğu için ortamda N15 daha gelecek. N15'i yazdım. Evet, bunu yazdım. Bir kez eşlendikten sonra ne yapıyormuş bakalım analı bir tekrardan. Normal azotlu ortamda alınaraktan iki kez daha bölünmeye bırakılıyor. Bu sefer de N14'lü ortama gelecekmiş bu. Bakalım şimdi. Bunu tekrardan açıyorum arkadaşlar. İşkencede bu yapacak bir şey yok. Bunun kolay yolu var. 200'ü enli formülü var. Fakat arkadaşlar bu oran bulma muhabbetinde pek etkili değildir o. Çünkü bakın bir ağır azotlu ortamda bir normalde işlemiş. O yüzden pek doğru çıkmayabilir. Bu yüzden bunu açacağız mecburen. Hadi açalım beraber. N14'ü yazdım. N15'i yazdım. N15'i yazdım. N15'i yazdım. Ortam N14'tü. O yüzden bunu da maviyle gösterelim. N14'ü yazdım. N14. 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 Şunu saymıyorum. Bu ortam çünkü. Yine açacağım. Bir kere daha işleyeceğim çünkü. Bunları da yine açıyorum arkadaşlar. Şuradayım bakın şu anda. Birazcık sırası bozuldu ama idare edin arkadaşlar. Yerimiz kısıtlı olduğu için. Bunları yazdım hepsini açtıktan sonra karşılığına da arkadaşlar şimdi neye getiriyorum? N14'lü ortamda olduğum için N14'ü getiriyorum. Kaç tane DNA var ortamda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu şu şekilde yapıyorlar. 2 üzeri N formülü. Eğer kaç defa işleme gerçekleştirdiysem ortamda o kadar DNA oluşacak derler. N'e ben burada 3 defa işleştirdiğim için 2 üzeri 3'ten 8 tane DNA vardır derler. Haberiniz olsun. Evet bakalım şimdi. Oluşan melez DNA'lı bakterilerin tüm bakterileri oranı 3 bölü 8'dir diyor. Melez DNA'lı bulacağım şimdi. Kalemimin rengini değiştireyim bakayım. Melez DNA. Bu melez mi melez? Bu bir. Bu melez mi melez? Bu da melez. Bakın. Başka var mı melez? Yok. 1, 2, 3. 3'ü yazdım. Bölü. Kaç DNA'm var toplamda? 8. Yazdım. 3 bölü 8 midir? Evet. Oluşan ağır azotlu ipliklerin tüm iplikleri oranı 3 bölü 16'dır diyor. Bakın ne diyor? Oluşan ağır azotlu ipliklerin tüm iplikleri oranı 3 bölü 16'dır diyor. Bakalım. Ağ azotlara bakıyorum şimdi arkadaşlar. Ağ azotlar nerede kardeşim? N15'li var burada. N15'li var burada. N15'li var burada. Şimdi bakın. İpliklere bakıyorum yalnız dikkat. Bu 1. Şu 2. Şu 3. Aldım 3'ü.
İplikler diyorsa ya ki farklıdır bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bakın iplik diyorsam ipliği sayacağım. DNA diyorsam tamamını sayacağım. Dikkat edin, tamam mı arkadaşlar? Bu da doğru. Oluşan DNA'dan 5 tanesi sadece normal azotlu nükleotitlerden oluşuyor. Bakın DNA'dan bahsediyorum şu anda. Tekrar ikiliye geçeceğim. Aldım elime siyah bu sefer de. Ne demiş bir daha tekrarlayayım bir. 5 tanesi sadece normal diyor. Bu birincisi. Bu ikincisi. Bu üçüncüsü. Bu dördüncüsü. Bu da beşincisi. Başka var mı? Yok. 5 tanesi sadece normal azotlu nükleotitten oluşuyor demişiz arkadaşlar. Bu da doğru. Cevap E şıkkı olacaktı. Tamam. 11'de böyle yapılıyor. Birazcık uzundur ama bu yöntem daha iyidir. Bunu belirtmekte fayda var. 12'ye geldim. Şimdi geçen sene adamlar metanojenleri sordular erkeklerden YGS 2015'te. Bu sene de bundan soru gelebilir mi? Gelebilir. Çünkü sınıf anlamadan arkadaşlar mutlaka soru geliyor. Onu söyleyeyim baştan. Sistematik birimlerle ilgili hangisi doğrudur demiş. Homolog organ sayısı. Şimdi bakın. Homolog organ sayısı embriyonik gelişimleri aynı. Embriyonik gelişimleri benzer demektir yani, tamam mı? Köken bakımından benzer, görev bakımından farklı. Köken bakımından benzer, görev bakımından farklı olacak. Türden aleme doğru gittikçe bakın. Tür özel bir yer, alem genel bir yer. Tamam mı arkadaşlar? Türden aleme doğru gittikçe bu artar mı sizce? Embriyonik benzerlik artar mı arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Embriyonik benzerlik artmaz arkadaşlar. Ben özelden genele doğru gidiyorsam eğer ki embriyonik benzerlik ne olacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Bu grafik tam tersi olmalıydı. Bu yüzden bu gitti. Farklı gen sayısı. Türden aleme gidiyorum. Burası ne? Genel. Pardon, özel. Genel diyorum. Özel. Burası ne? Genel. Farklı gen sayısı ne oluyor arkadaşlar? Türden aleme doğru gittikçe artıyor. Bu doğru. Birey sayısı. Türden aleme gidiyor. Bakın. Özeldim. Genele gittim. Ne yapıyorum? Burada 10 tane tür varsa burada ooo birey sayısı var ya, aldı başını gidiyor. Birey sayısı azalacak mıdır arkadaşlar? Hayır kardeşim. Birey sayısı ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bu cortlar. Ortak özellik sayısı. Ortak özellik sayısına baktığınız zaman kardeşim, ortak özellik deyince ne gelecek aklımıza? Bakın burası özeldi. Burası geneldi. Ortak özellik sayısı azalacak mıdır arkadaşlar türden aleme gittikçe? Tabii ki de azalacaktır arkadaşlar. 2 ve 4 doğru cevap. Tamam mı? Bu arada şunu belirtmekte fayda var burada. Türden aleme doğru gittikçe birey sayısı azalıyor ya. Adam sana eğer şunu sorarsa yalnız. Aynı türe ait birey sayısı. Bu grafikte olmaz ama sorarsa eğer ki. Aynı türe ait birey sayısı arkadaşlar. Yani mesela bende kardeşim çok fazla tür açığa çıktı mesela. Diyelim ki bir sürü türüm var. Bir sürü tür açığa çıktığı zaman arkadaşlar bir popülasyonda birey sayısı azalır arkadaşlar. Tamam mı? Birey sayısı azalacaktır. Tamam mı? Tür arttıkça birey sayısı azalır. Ama ben sizin kafanızı karıştırmayacağım şimdi. Bu grafikte arkadaşlar. Türden aleme doğru gittikçe ne olacaktı? Birey sayısı azalacaktır. Haberiniz olsun. Ama aynı türe ait birey sayısı değişir. Haberiniz olsun. 12 D idi. Geldik 13'e. İçinde DNA ve ATP bulunan aşağıdaki iki ayrı deney tüpüne bu moleküllerin hidrolizini gerçekleştirecek olan enzimler konulmuştur. DNA az konulmuş ve ATP az konulmuş diyebiliriz. Az diyorum. Dikkat edin, enzim konmuş yani. Tepkiler tamamladıktan sonra her iki tüp içinde demiş. Hangisi rastlanır? Bakın. DNA. Deoksiribonükleik asit. Bunun içerisinde ne var kardeşim? Azotlu organik baz var. Kendine özgü nesi var kardeşim bunun? Kendine özgü nesi var kardeşim? Deoksiribozu var. Yani 5 karbonlu şeker bulunmakta arkadaşlar. Ve arkadaşlarım nesi var bunun? Fosfatı var. Amino asidi var mı? Yok. ATP'ye bakıyorum. Ne var kardeşim burada? Azotlu organik baz var.
Ne var burada arkadaşlar? Adenin mesela doğru grup baz olarak adlandırılır. Baktığımız zaman arkadaşlar ne var burada? 5 karbonlu şekerimiz var. Ve arkadaşlar neyimiz var? Fosfatımız var. Hangilerine rastlanır demişiz? Ortak olarak rastlanır demişiz. Azotlu organik baz, fosfat ve 5 karbonlu şeker rastlanır. Cevap E şıkkı olacaktır. Bunu biraz saçmalamışız. Şöyle yapalım. Evet, bu şekilde idi bu da. Hani arkadaşlar şimdi YGS'de her soru zor olacak diye bir kaydı yok. O yüzden bazı sorular da kolay oluyor tabii ki de. Ama mesela 3 ve 4. soruya dikkat etmenizde fayda vardır. Önümüzdeki haftada bundan bir tık daha üst seviyedeki zor sorularla birlikte olacağız. Bizi Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Instagram/seninbiyolojin. Seninbiyolojin.com'dan yine aynı şekilde gelirsiniz arkadaşlar. YouTube kanalımızda abone olursanız çok fazla seviniriz. Kendinize bakın gençler. Şimdilik hoşça kalınız. Görüşürüz diğer bir videomuzda.